Gökyüzünü incelerken başınıza en fazla ne gelebilir? Ya da bu uğurda ne kadar sabırlı olabilir ve nelerden vazgeçebilirdiniz? Yine rutin içerik araştırmamı yaparken karşıma çıkan bahtsız astronom Guillem Legentil'in gözlem uğruna hayatının nasıl perişan olduğuyla alakalı bir hikayeyle karşılaştım. Bahtsızlığa açılan bir savaş gibiydi resmen. Hazırsanız başlayalım. Legentil'in hikayesi kendisinden çok daha eskilere 1677 yılına dayanıyor. 1677 yılında ünlü İngiliz astronom Edmund Halley dünyanın güneşe olan uzaklığını hesaplamak için ilginç bir metot önerdi. Kısaca dünya ile güneş arası uzaklığı hesaplamak için yaklaşık 100 yılda bir 8 yıl aralıkla 2 kez gerçekleşen Venüs geçişini gözlemlemek gerekiyordu. Bunun için de dünyanın farklı noktalarından gözlem yapılması gerekliydi. Bu olaya katkıda bulunmak isteyen birçok bilim insanı geçişin gözlemlenebileceği dünyanın çeşitli yerlerine yolculuklar yaptı. Bu deneme genel bir hüsranla sonuçlansa da hiçbir bilim insanı Legendil kadar büyük fedakarlıklarına ve azmine rağmen gözleme hiçbir katkıda bulunmamayı başaramamıştır. Önce kısaca Legendil'in astronomiye katkılarına bir bakalım. Her ne kadar Venüs geçişini gözlemlemek için çıktığı yolculukta başına gelen felaketler sonucu başarısız olsa da Messier 8, 32, 36, 38 olarak bilinen Messier gök cisimlerine ve ayrıca Legentil 3 olarak anılan karanlık bulut suyu kataloglayan kişidir. Hikayemize dönecek olursak, Legentil Fransız Bilim Akademisi tarafından 1761 yılında gerçekleşecek olan Venüs geçişini gözlemlemek üzere atanır. Legentil Hindistan'da bulunan Pondicherry adasına gitmek üzere yola koyulur. İlk önce şimdiki adıyla Mauritius adasına varır. Bu sırada 7 yıl savaşları sürmektedir ve İngiltere ile Fransa arasında da savaş patlak vermiştir. Bu nedenle daha doğuya gitmenin pek de mümkün olmadığını öğrenir. Mauritius adasında yaklaşık 1 yıl kaldıktan sonra nihayet Pondicherry'ye geçmenin güvenli bir yolunu bulur. Ancak bu kez de muson ikliminin azizliğine uğrar ve dinmek bilmeyen rüzgarlardan dolayı yaklaşık 5 hafta boyunca okyanusta salınıp durur. Sonunda Hindistan'a vardıklarında öğrenirler ki ada İngilizler tarafından işgal edilmiş ve adaya çıkmaları mümkün değildir. Bunun üzerine Legentil gözlemi gemiden yapmaya karar verir. Tahmin edeceğiniz üzere bu çok da sağlıklı bir karar olmaz. Çünkü suyun üstünde sabit durması mümkün olmayan bir zeminde yapılan gözlemin sonuçları da berbat olur. Yılmak nedir bilmeyen kahramanımız 8 yıl sonra yeniden gerçekleşecek Venüs geçişini gözlemlemeye karar verir. Ve Fransa'ya dönmek üzere Madagaskar'da kalarak buranın doğu kıyısını inceler. 1769 yılına yaklaşırken ikinci geçişi gözlemlemek üzere Manila'ya geçmek ister. Ancak Manila'nın onun casus olduğunu düşünen İspanyol yöneticisi yüzünden burayı da terk etmek zorunda kalır. Savaş 1763 yılında sona ermiştir. Pondicherry yeniden Fransa'nın elinde olduğu haberini alır. Bu nedenle bir Portekiz gemisiyle kaçarak Pondicherry adasına doğru yola koyulur. Gözlemden yaklaşık bir yıl önce Pondicherry'ye varır. Buradaki yönetici Legentil için bir ziyafet verir. Daha sonra da gözlem evi kurması için yer seçmesini ister. Gözlem evini kuran Legentil, gözlem gününe kadar vakit geçirmek için Hint astronomisi çalışır. Gözlem arifesinde her şey hazırdır. Gökyüzü apaçık, tüm koşullar gözlem için uygundur. Sonunda gözlemin yapılabileceğini düşünüp rahat bir nefes almak için acele etmeyin. Ertesi gün, her gün açık olan havanın bulutlu olacağı tutar. Bunun üzerine Legentil şöyle yazar. Kaderine terk edilmiş hissettim. Gözlerimi bile kapatmaktan aciz, kendimi yatağa attım. Geçiş boyunca bulutlu olan hava, Venüs geçişinin hemen ardından açılır. Ve Legentil böylelikle elindeki son şansı da kaybeder. Asıl acı olan ise büyük zorlukla terk ettiği Manila'da hava gün boyunca açık ve güneşlidir. Eşinden ayrı düşüp ve sonuçta bir hiç uğruna harcadığı 9 yılın ardından nihayet ana vatanı Fransa'ya dönme vakti gelmiştir. Tabii söz konusu Legentil olunca hiçbir işlere yandan kıl çeker gibi halledilmiyor. Dizanteriye yakalanır ve yolculuğunu iptal etmek zorunda kalır. En nihayetinde 8 Ekim 1771'de Fransa'ya varır. 11 yılı aşkın bir süreden sonra ülkesine döndüğünde öğrenir ki çoktan öldüğü ilan edilmiş. Bütün mal varlığı varislerine dağıtılmış. Akademideki yeri boşaltılmış. Yolculuğundan topladığı örneklerden 8 sandığı kaybolmuş ve eşi gençlik arkadaşıyla evlenmiştir. Azmiyle dünyaya örnek bilim insanımız yine Yılmaz. Kendisi yaşıyor olduğundan mallarının varislerine dağıtılmaması için dava açar ve bu davayı da kaybeder. Her gecenin ardından gün doğar demişler. Legentil'in başındaki kara bulutlar da hikayenin sonunda biraz olsun dağılır.
Fransa kralı sayesinde Kraliyet Bilim Akademisi'nde yeniden bir pozisyon elde eder. Daha sonra Mary Mitchell Pottier adında uzun zamandır tanıdığı genç bir kadınla evlenir ve ondan bir kız çocuğu olur. Ömrünün geri kalanını birlikte huzur içinde geçirirler. Bunca şeye rağmen elinde hiçbir şeyin kalmaması ve yeniden başlayacak gücü bulmak. Çok nadir bir azim örneği diyebiliriz. Bir başka ilginç hikayede görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.